Dördüncü sınıf matematik dersi birinci dönem örnek ikinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Video sonunda yazılımızı beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, diğer konu anlatım, soru çözüm, yazılılar. Bütün ders videoları için abone olmayı lütfen unutmayalım. 6 puan değerinde bir sorunumuz. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız diyor. Çocuklar nokta koyalım lütfen. Bölüklerin birbirinden ayıran nokta. Ben onu bin diye okuyabilirim. Şimdi binler bölünde 121 var. Hemen buraya yazalım. 121 diye. 121. Tabii bin kelimesini de söyledik. Devamında da 6'yı görüyorum. Bitti. Bir diğeri. Yine noktayı koydum. Noktanın sol tarafına 26. Noktayı da bin şeklinde okursam 26 bin demem gerekiyor. 26 bin dedikten sonra birler bölüğünde 500 var. Oraya da hemen 500 yazdım. Bir diğeri noktayı koydum yine. Ben bunu 9.9 bin şeklinde okuyabilirim. 9 bin dedim. Devamında da birler bölüğünde 46'yı görüyorum. 40 ve 6. Yazarken her kelime arasında boşluk bırakmayı da unutma. Yaptığın her doğru okunuş için 2 puan hesaplama da yapabilirsin. 2 numaradayım. Okunuşu verilen sayıları yazınız diyor. Sevgili öğrenciler, 1000 kelimesinin altını çizdim. 379 bin. 379 bin noktayı koyduk. Tabi birler bölüğünde 11. Şimdi binler bölüğü varsa birler bölüğünde 3 tane rakam olmak zorunda ama 11'e baktığım zaman 2 tane rakam. Sonra 1 ve 1'e ekleyerek sayının okunuşunu tamamladım. 1000 kelimesinin altını çizdim. 56 bini ben 56 nokta şeklinde yazabilirim. Devamında 672. 672 zaten 3 basamaklı bir sayıdır. Bir diğeri yine 3 bini 3 nokta şeklinde yazdım. 30 diyor sevgili öğrenciler birler basamağında. 30'a baktığım zaman 2 basamaklı ama burada 3 basamak olacak. Önce 0 sonra 30'u yazarak sayı rakamsal olarak yazabilirim. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara internet üzerinden verilmektedir. Bu derslerimiz bireysel olarak da oluyor, grup olarak da oluyor. Haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlanmak istiyorsan 507-215-26-58 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Sevgili öğrenciler, 3 numaralı sorumuz 5 puan değerinde aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız diyor bize. Şimdi sevgili öğrencilerim, burada baktığımız zaman 2 basamaklı sayılar, 3 basamaklı sayılar, 4, 5, 6 vesaire. Burada basamak sayısı büyük olan en büyüktür. Yani hangisinin basamak sayısı en fazlaysa o sayı büyük bir sayıdır. Şimdi baktığımız zaman 5 basamaklı bir sayı, 4 basamaklı bir sayı, 6 basamaklı bir sayı, 3 basamaklı bir sayı ve 2 basamaklı bir sayı. Bir de sembol diyor öğretmenimiz. Büyükten küçüğe sembol kullanır. Büyüktür sembolü bu şekilde. Sol tarafına bir çizgi atarsan B harfine benzediğini de görebilirsin. O zaman burada en büyük olan 6 basamaklı olan 350 bindir tabii ki. 350 bin büyüktür. Sonra 5 basamaklı sayımız 35 binden. O da büyüktür. 4 basamaklı sayımız 3500'den. O da büyüktür. 3 basamaklı sayımız 350'den. O da büyüktür. 2 basamaklı sayımız 35'ten. Bu şekilde yaptığın sıralama sana 5 puan daha kazandıracaktır. 4 numaradayım. 5 puan değerinde bir sorumuz. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sembol kullanarak sıralayınız diyor bize. Sevgili öğrenciler, baktığımız zaman öncelikle sembola karar verelim. Şu şekilde bir sembol kullanacağız. Sol tarafına bir çizgi çektiğim zaman küçük kelimesinin ilk harfi olan K harfini görüyorum. Yine 6 basamaklı bir sayı, 5 basamaklı bir sayı, burası da 5 basamaklı bir sayı. 4 basamaklı bir sayı, 4 basamaklı bir sayı. 4 basamaklı sayılar diğerlerine göre daha küçüktür. 1900, 2000 sayı. 1000, 2000'den daha küçüktür. 1923 tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. 2598'den o da küçüktür. Sonra 5 basamaklı sayılar. Biri 25.000, biri 65.000. 25.000 tabii ki daha küçüktür. 25.369 o da küçüktür. 65.987 o da küçüktür. En sona burada 6 basamaklı sayının yazılması gerekiyor. 324.565'ten yaptığın bu sıralama sana 5 puan daha kazandıracaktır. 5 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız diyor. Sevgili öğrenciler, bir sayı
10'la çarparken sayıyı yazarsınız. Sağ tarafına bir tane 0 eklersiniz. Bir sayı 100 ile çarpmak istiyorsanız 658'i yazarsınız. 100'ün içinde 2 tane 0 var. Sağ tarafına 2 tane 0 eklersiniz. Bir sayı 1000 ile çarpmak istiyorsanız bu sayı başta da olabilir, sonda da olabilir. Hiç fark etmez. Sayı yazarsınız. Sayının sağ tarafına 1000'in sağ tarafındaki şuradaki 3 0'ı eklersiniz. 222 yazdıktan sonra sağ tarafındaki 3 tane 0'ı eklerim ve 222.000 sonucuna ulaşabilirim. Yaptığın her doğruyu 1 puan olarak da hesaplayabilirsin. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız diyor. Sevgili öğrenciler, bir sayı 1000'e bölmek istiyorsan 3 tane 0'ını silmen yeterli olacaktır. Bir sayı 100'e bölmek istiyorsan 2 tane 0'ını silmen yeterli olacaktır. Bir sayı 10'a bölmek istiyorsan 1 tane 0'ını silmen yeterli olacaktır. Bir sayı 10'a bölmek istiyorsan 1 tane 0'ını silmen yeterli olacaktır. Geri olan sayıları oraya direkt yazabilirim. 7 numaradayım. 5 puan değerinde bir sorumuz. Sayımızı vermiş. Bunları en yakın onluğa yuvarlamamızı istiyor bizden. Birler basamağına bakıyoruz sevgili öğrenciler. Birler basamağında 5 ve 5'ten büyük olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. 5'ten küçük sayılar 1, 2, 3, 4 gibi varsa kendi onluğunda kalıyor. 22.320'den sonra gelen onluk. 22.330 var sırada. 1 diyelim. Birler basamağında 2 var. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa onun yerine şöyle 0 da yazabilirsin. Hemen yazıyorum. 16.950. 1 diyelim. Yine birler basamağında 5'ten küçük bir sayı var. Direkt onun yerine şöyle 0 yazabilirsin. Başka yerlerde herhangi bir oynama yapmadan 63.020'ye yuvarladım. 1 diğeri. Yine birler basamağında 3 var. 5'ten küçük. Oraya 3 yerine 0'ı yazabilirim. 1980. Bir diğeri. Birler basamağında 9 var. Dikkat edeceğiz ama. Bak şöyle düşün. Bunu 899 olarak düşün. Bu 890 ile 900 arasında. Bir daha eklersem 9 olur. Yani bazen onluğu yuvarladığında yüzlükmüş gibi de olabilir. Bu 900'e daha yakın bir sayıdır. Dolayısıyla ben bunu 67.900 şeklinde yuvarlamam gerekiyor. 100 numaradayım. Aşağıdaki sayılara en yakın yüzdeye yuvarlayınız. Kuralımız şuydu. Son iki basamağına bakacağız. Son iki basamağında 50'den büyük bir sayı varsa bir sonraki yüzdeye, 50'den küçük bir sayı varsa kendi yüzlüğünde kalır. 69.987 çetrefilli bir sayımız bu arada. 87 bir sonraki yüzdeye yuvarlayacağım. 900'den sonra gelen yüzlük 1000'dir sevgili öğrencim. Tabi buradaki 1000 69.000'i harekete geçirir. Yani onu da 70.000 yapar. Hemen 70.000'i yazdık. Bir diğeri. Son iki basamağına bakıyorum. 66. 50'den büyük bir sayı. 76.600. O 100 kelimesini söylüyorsun ya. İşte orası o sayının yüzlüğüdür. 600'den sonra ne gelir? 700 gelir. Diğerlerini ellemezsin. 76.600'den sonra da 700 geleceği için 700'ü buraya yazdım. Bir diğeri. Son iki basamağı 50'den küçük. Son iki basamağı 50'den küçükse çift sıfıra direkt oraya kondurabilirsin. 84.400'ü bu şekilde yazdım. Bir diğerine bakıyorum. Son iki basamağı 32. Kendi yüzlüğünde kalacak. O da 23.000. Kendi yüzlüğünde kaldığı zaman son iki basamağına direkt çift sıfır yapabilirsin. Son iki basamağı 2. Elinden küçük. Direkt buraya çift sıfırı ekleyebilirsin. O da zaten 16.100 olur. 9 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Aşağıdaki toplama işlemini ve tahmini. Tabii bunu en yakın onluğa yuvarlayarak yapınız diyor bize. Şimdi işleme baktığım zaman 5, 4 daha 9 eder. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1, 3, 2, 5, 1 de elde. 6, 1 de aşağı indirdim. 1659. Tahmin yapacağım şimdi. 1275 birler basamağında 5 var. Bunu bir sonraki onluğa yuvarlarım. 1280 olur. Birler basamağında 4 var. Kendi onluğunda kalır. O da 380'e yuvarlanır. Hemen ben bunu toplayacağım sevgili öğrencim. 0, 16'ın 6'sı elde var. 1, 3, 2, 5, 1 de elde. 6 eder. 1'i de aşağı indirdim. 1660. 1659 ile 1660 arasındaki farkımız 1 olur. 10 numaralı sorumuzda buradaki işlemin sonucunu bizden istiyor. 265.987 ile 87.763'ü topla diyor bize. Sizlere tavsiyem verilen işlemleri alt alta yazmanız. 265.987'yi yazdıktan sonra 87.763'ü yazıyorum sevgili öğrencim. Eldelere lütfen dikkat edelim. 7, 3, 10, 0 elde var. 1, 8, 6, 14. 1 de elde 15'in 5'i ekledim. 17 de burada 17'nin 7'si elde var. 1, 7, 5, 12. 1 de elde 13'ün 3'ü elde var. 1, 8, 6, 14. 1 de elde 15'in 5'i elde var. 1 ekledim.
353.750. Doğru cevabım A seçeneğidir. 11 numaradayım. Aşağıdaki çıkarma işlemi ve tahmini en yakın yüzdeye yuvarlayarak yapınız diyor bize. Çıkartalım sevgili öğrencim. Burayı ben biraz daha büyütmeye çalışacağım. O şekilde göstereyim size. Eksi işaretini bekledik. 5'ten 9 çıkmaz, 10'luk kaldım, 5 kaldı. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. 5'ten 8 çıkmaz, 10'luk kaldım, 4 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 7 çıkmaz, 10'luk kaldım, 8 kaldı. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Burada gerçek sonucumuz 43.776. Son iki basamağı 65. Bir sonraki yüzdeye yuvarlanır. 79.500'den sonra gelen yüzdüğümüz 79.600'dür. Son iki basamağı 89. Bir sonraki yüzdeye yuvarlanır. 35.700'den sonra gelen yüzdüğümüz 35.800'dür. Bunları hemen çıkartıyorum. 0, 0, 6'dan 8 çıkmaz. 10'luk kaldım, 8 kaldı. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 43.776 ile 43.800 arasında 24 sayılık bir fark vardır. Tabi bunu buradan çıkartarak da sonuca ulaşabilirsiniz. 12 numaralı sorumuz, bu işlemin sonucu kaçtır? Sevgili öğrenciler, yan yana verilen işlemlerde lütfen alt alta yazınız, daha sağlam olur. Yan yana da yapılır ama hani alt alta yazarsanız senin için daha iyi olur. 324.567'yi yazdım. 250.379'u yazdım. Bu ikisinin farkını alacağım. 7'den 9 çıkmaz, 10'luk kaldım, 5 kaldı. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 7 çıkmaz, 10'luk kaldım, 4 kaldı. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 2'den 5 çıkmaz, 10'luk kaldım, 2 kaldı. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Ve burası da 0. 74.188. Doğru cevap B seçeneği. 13 numaralı sorumuz, aşağıdaki çarpma işlemini ve tahmini en yakın onla yuvarlayarak yapınız diyor bize. Tahmin ve fark. İşlem 275 çarpı 6. 6 kere 5 30'un 0 elde var. 3 7 kere 6 42. 3 de elde. 45'in 5'i elde var. 4. 6 kere 2 12. 4 de elde. 16 eder. Tahminimiz 275'i yuvarladım 280'e. 6'yı yuvarladım 10'a. 280 ile 10'u çarpacağım. 280'in yanına 1 0 eklemem yeterli. Burada 2800'den 1650'yi hemen çıkartıyorum. 0, 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 1150'yi bu şekilde de bulabilirim. 14 numaradayım. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Biraz daha büyütmeye çalışalım. 384 çarpı 24'ten. 384'ü yazdım. 24'ü yazdım. Çarpacağım şimdi bunları. Eldelere çarpım tablosuna dikkat edelim. 16'ın 6'sı elde var. 1, 8 kere 4, 32. 1 elde 33'ün 3'ü elde var. 3, 4 kere 3, 12. 3 elde 15. 8 oldu. 16'ın 6'sı elde var. 1, 2 kere 3, 6. 1 elde 7 eder. 6, 11 elde var. 1, 6, 5, 11. 1 elde 12 elde var. 1, 7, 1, 8. 1 elde 9 eder. 9216 cevap C seçeneği. Bir diğer soruda 252'yi 6'ya bölmem isteniyor. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. 252 bölü 6. 25'te 6, 4 kere var. 4 kere 6, 24 eder. Çıkarttım 1, 2 aşağıda. 12'de 6, 2 tane var. 2 tane 6, 12 çıkartır ve 0 bulurum. 42, doğru cevap D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdaki bölme işlemini yaparak tabloda boş bırakılan yeri doldurunuz diyor bize. Hemen yapalım. 2028'i 6'ya bölmem istenmiş bizden. 20'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18 eder. Çıkarttım 2. 2 aşağıda. 22'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18 eder. Çıkarttım. 4'ü buldum. 48'de 6, 8 kere var. 8 kere 6, 48 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Çocuklar, bu işlemde bölünen sayımız 2028'dir. Bölen sayımız 6, bölüm 338. Kalansız bir bölme işlemi, kalanımız sıfırdır. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki bölme işlemlerinde bölümün kaç basamaklı çıkacağını yazınız diyor. Burada lütfen işlem yapmadan yapmaya çalış. Şimdi 9'u bulduğun ilk sayının altını çiziyorsun, 1 diyorsun. Yanında da 2 tane rakam var. 1 artı 2'den 3 diyorsun sevgili öğrencim. 8'i bulduğun ilk sayı burada 8. Oraya 1 yazdım. Yanında da 2 tane rakam var. 1 artı 2'den 3 basamaklı olduğunu çıkartabilirim. 8'i buldum. Mesela 4'te 8 yok ama 46'da 8 var. 46'ın altını çizdim, 1 dedim. Yanında da 1 tane rakam var. 1 artı 1'den
iki basamaklı olduğunu çıkartabilirim. 3 puan değerinde bir sorumuzdu. 7 puan değerinde bir diğer sorumuz. Koyunoğlu İlkokulu öğrencileri kitaplarımı paylaşıyorum kampanyasıyla topladıkları kitaplara ihtiyacı olan köy okullarına göndereceklerdir. Kampanya sonunda 4680 tane kitap toplanmıştır. Kitapların 965 tanesini Kayalı İlkokulu'na, 735 tanesini Yatağan İlkokulu'na göndermişler. Geriye kaç tane kitap kalmıştır? Çocuklar, 2 çıkarma yerine ben burada 1 toplama 1 çıkarmayı tercih ediyorum. Gönderilenlerin toplamı 965 tane bir okula, 735 tane bir okula, gönderilenlerin toplamına bakalım. Burada problemlerde işlem yaptığın zaman neyi bulduğunu bilmektir önemli olan. 5-5-10'un 0'ı elde var. 1-6-3-9 1 de elde 10'un 0'ı elde var. 1 ekledim 10. 7 de burada 17. 1700 tane göndermişler. 4680 tane kitabın 1700 tanesini göndermişler. Geriye acaba kaç kitap kalmış? 0, 8, 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Geriye 2980 kitap kalmış. Ve bir diğer sorum, Ahmet'in yaşı oğlunun yaşının 5 katından 17 eksikti. Oğlu 13 yaşında olduğuna göre Ahmet kaç yaşındadır diyor. Oğlu 13 yaşında. Ahmet'in yaşı oğlunun 5 katı. 13 ile hemen 5'i çarpacağım. 5 kere 3 15'in 5'i elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6 eder. Bitmedi. 5 katını buldun sadece. 17 eksiktir diyor. 65'ten 17'yi çıkartalım hemen. 5'ten 7 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 48. Doğru cevap B seçeneğidir. Yazılımı sona erdi. Yazılı sonunda 1 puan aldın. Bizlerle birlikte paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.